Merhaba. Merhaba. Ne haber? Baksana. Ben yetiştiriyorum bunları. Bayağı bu şeysiz, hormonsuz filan. Çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Van kahvaltı gibi. Vanların kahvaltısı meşhur ya. Gamze kahvaltı etmedi. Çekti gitti okula. İstersen gel birlikte baş başa kahvaltı. Baş başa derken o açıdan demedim. Yani ziyan olmasın. İki kişilik kahvaltı. Nimet neticede atılmaz. Anlıyorum. Çok iyi olurdu gerçekten ama benim eve gitmem lazım Yasemin. Sinan ne oldu ya? Neyin var senin? Her şeyim. Ama o mesele bitti artık. Bak Cemil'i polisler yakaladı. Gel ben sana bir çay vereyim. Gerçekten ısrar etme Yasemin. Eve gitmem lazım. Çok yorgunum. Allah Allah ya. Havalara bak sen. Seni davet eden de kabahat zaten. Git kuru ekmekte peynir ye. Her şey maydanoz olan da kabahat zaten. Vallahi pratik. Hemen cırt açıldı. Aferin kız Yasemin. Şimdi ne diyor? Bunu buna dökeceğiz. Ben boşa strese girmişim bunca zaman. Şimdi delik açalım ama buna. Dur. Şöyle. Gamze. Sen parmağını ısırmazsan ben neyim? Gamze, burada tarihi bir olay gerçekleşti bak. Anam sanatçı diyebilirsin okulda bütün arkadaşlarına. Ay kendimi zor tutuyorum kızım, dur geliyorum hemen. Ah, vallahi çok güzel. Gamze hazır ol. Gamze hazır ol, anam bir sanatçı. Aç 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 aç, ortayı aç yavrum. Heh. Bak bakayım tadına nasıl. Yavrum ne yapıyorsun ya, öyle dağıtma. Sanat eseri tamam, ya. Tamam, sanat tamam, eseri anneciğim. Gibi şuradan yavrum al onu. Annem. Yalnız bu var ya acayip güzel olmuş. Sen böyle güzel yemek yapmayı kimden öğrendin? Sen ne kadar terbiyesiz bir çocuksun ya. Anam bunları hazırlıyor, önüne getiriyor. Benim özel şahsi tarifim çocuğum. Sinan'a götüreyim mi? Ananın nasıl yemek yaptığını görsün. Hoş sabahleyin bana senin gibi terbiyesizlik yaptı ama. Sinan Bey, Sinan Bey. Taburcu edildiğinizden bu yana sizi çok aradık, ulaşamadık bir türlü. Hastaneye getirildiğinizde üzerinizden çıkan kişisel eşyalar hala burada duruyor. İsterseniz size onları teslim edebiliriz. Peki, tamam. Tamam, buyurun. Tamam, olur. İşte hepsi burada. Bunlar tamam da bu bana ait değil galiba. Bakayım. Yasemin, Sinan. Kazadan önce birine evlenme teklif edecek misiniz herhalde? Ben teslim evraklarınızı hazırlayayım. Merhaba. Merhaba. Akşam olanları duydum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Dikkat edin kendinize. Yapabileceğim bir şey var mı? Yasemin söylemedim sana. Cemil'i yakaladı polis o gece. Hı. Sinan Bey. Teslim formuna bir imza alabilir miyim? Teşekkür ederim. Komaya girdiğimde üzerimden çıkan eşyalar. Şimdi herif resmen balkondan aşağı uçtu, öyle mi? Evet. Ulan yine Allah korumuş ha, ölebilir de orada. Ha, belki de. Ama o benim umurumda değil. Asıl umurumda olan şey polise ne söyleyeceği. Yani ama sonuçta yani herifin oradan uçması bir kazaydı, değil mi? Yani aslında kaza gibi. Bana bak Sinan, yani
gibi derken? Altay'ın polise anlatacağı şeye göre durum değişir. Cinayete teşebbüsten yargılanabilirim yine. Yapma ya. Ya Allah Allah ya. Hem mis gibi kokutuyorsun, hem de kamyon gibi çarpıyorsun gidiyorsun ya. Turgay, ne haber? Hakan. O ne öyle? Yüzük. Onu anladık da nedir? Sevdiğim kadına evlenme teklif edeceğim. Vay, müzmin bekar sonunda doğru yolu buldu ha. Kim bu şanslı kadın? Ya aslında eskiden tanıdığım biri. Onu unuttuğumu sanıyordum ama karşılaşınca hiç unutmadığımı fark ettim. Ne romantik adammışsın sen be. Hemen evleneceğim diyorsun yani. Evet abi ya. Niye duruyorum ki ben? Hemen evlenme teklif edeceğim. Bu sefer onu kaçırmaya niyetim yok. Başhekime söylersin sen Hakan. Hadi. Acele nikah şahidi lazım olursa buradayım ben. Yasemin bize yemek bırakmadı mı ya? Ne? Nereden çıktı oğlum şimdi? E biz onunla kapıda çarpıştık. Elinde bir tabak vardı. Mis gibi yemek kokuyordu ya. Kapıda mı karşılaştınız? He. Sonra gerçi koştur koştur gitti ama. Duydu. Duydu, kesin duydu. Konuştuklarımızı duydu. Yapma ya. Hay Allah ya. Ben ona güvendikçe darbeleri yedim. Darbeleri yedim arka arkaya. Annem derdi ama sağ gözün sol göze bir faydası yok ki. Allah'ım. Ya Rabbim, ya Rabbim ya. Ben niye güvendim ona? Niçin güvendim? Ne diyeceğim ben şimdi? Ben Nermin'e ne diyeceğim? Senin kocanı aldım, camdan aşağı attı diyeceğim. E bir de herkese dedim ki o katil değil, o katil değil. O ne yaptı? Gitti. Altay'ı canına kastetti. Allah'ım. Bunlar galinayı paylaşamadıkları için sakın böyle bir şey yapmış olmasınlar. Allah senin cezanı versin Sinan. Allah senin cezanı versin Sinan. Ben sana ne diyeyim? Allah seni bildiği gibi yapsın Sinan. Kızım ya. Gel bak ananın haline gel bak bir. Gamze. Gel, gel, gel Turgay gel. Yasemin ne oldu? Yasemin iyi misin? Değilim iyi. Bu Sinan yok mu? Hiç kalıbının adamı çıkmadı. Fos çıktı bayağı. Hani şey vardır yani ne o ipek kumaş. Hani çok beğenirsin de onu kesmek istersin. Sonra üstüne bir elbise yaparsın da böyle pis pis ter kokarsın. Aynen onun gibi çıktı. Sen dedik bayağı herif. Hayal kırıklığına uğrattı yani seni. Ya, kırıla kırıla hiçbir tarafım kalmadı Turgay. Ben de bir karar verdim. Bitti ama yok. Bitti. Bundan sonra seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Senin mutlu olman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah bin kere razı olsun senden Turgay. Bunu söylemenin yeri mi zamanı mı bilmiyorum ama sen benim ilk aşkımdın. He? Sen o gözlüklü halde bana aşık mı olmuştun? Ay çok komik ya. Ay Allah iyiliğini versin. Güldürdün beni şimdi. Liseden sonra evlendiğini duyunca çok üzüldüm. Amerika'ya da bu yüzden gittim biraz. Ha, o kadar uzun bir süre mi bana karşı bir şeyler hissettin? Hiç bitmedi Yasemin. Hiç bitmedi. Ben o zamanla çok çekingendim. Cesaretimi toplayıp bir türlü söyleyemiyordum. Ama bir karar verdim. Şimdi söylemek istiyorum. Gamze nerede kaldı acaba? Yani şey, servis kaza yapıyor. Yasemin. Bu yüzük benim ailem için çok değerli.
4 nesildir bizim ailemizde. Rahmetli anneannem bu yüzüğü evleneceğin kadına ver dedi. Benimle evlenir misin? Şaşırdım buna ben. Yasemin, hemen cevap vermek zorunda değilsin. Hakikaten ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Kapı bu, kapı. Gamze olmalı bu. Buna hemen bakmam lazım benim. Sinan? Yasemin. Bizim seninle hemen konuşmamız lazım. Biz de Turgay'la konuşuyorduk şimdi. Turgay. Evet. 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 Kabul ediyorum bunu. Ne vardı? Ne söyleyecektin sen bana? Çok mutlu olacağız, göreceksin. Yani doğru bir karar verdin. Ama ben... Ama... Yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Tamam, sakin ol. Çok ani oldu biliyorum. Ben seni ararım. Ha, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım, bana içelim. Gidişime. Gidişine mi? Ya nereye bu oğlum? Daha yeni oturduk. Öyle değil. Ben kararımı verdim Kudret. Gidiyorum ben. Ankara'ya dönüyorum. Ankara mı? Ne alakası var? Ne alaka? Çünkü yapamam ben. Bırak aynı sokağı, aynı şehirde bile yaşayamam ben. Yasemin başkasıyla... Ya bırak Allah aşkına be Sinan. Kızgın olduğun için şimdi böyle diyorsun. Acele karar verme. Yok yok. Yok. Kızgın değilim. Hiç kızgın değilim. Hata benim çünkü. O yüzden kızamam. İkimiz için de en doğrusu bu. İkimiz de kendi yolumuza bakalım. O yüzden... Hadi bakalım. Pek bir düşüncelisin. Pek bir sus pussun bugün. Hayırdır? Kapat bir falına bakayım hadi. Aman Zeliş ya, benim falım fallanmış, halim hallenmiş. İstemiyorum ben fal mal. Bak sen, hayırdır? Bu Turgay yok mu? Ha. Evlenme teklif etti bana. Abi de bu yüzüğü verdi. Aa! Ya? Harika bir şey bu. Yüzük mü harika olan yoksa evlenme teklifi mi? Vallahi her ikisi de. Bana bak, şunu cep telefonumla bir fotoğrafını çekeyim. Ondan sonra gösteriveririm herkese. Hayır Zeliş, Allah aşkına yapma şunu ya. Zaten kafam bir dünya. Ne yapacağım ben, ne diyeceğim ben şimdi bu adama? Ne demek ne diyeceğim? Adam yüzüğü vermiş, sen de almışsın.
Daha bir şey denileceği mi kalmış bunun? Gidip nikah dairesinden gün alın artık. Ha? Yani. Hayzel, iş yapma ne olur ya. Gel buraya, kapat elini yüzünden seni. Hayır, hiçbir şey olmaz senin. Gözlerini de şerifle. Şşş, ne öyle vahşet çetesi gibi? O ne biçim laf öyle? Aa, ver bakayım şunu. Aa. Biz kızılderililik oynuyoruz Yasemin abla. Olsun. Oyun bile olsa birbirinize öyle şeyler yapmayın, söylemeyin sakın. Yavrum, başka oyun mu kalmadı? Şey biliyor musunuz siz? Aç kapıyı bezirgancılık. Yürüyün çabuk, çabuk öğretelim. Koş, 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 koş. Marş, marş. Vahşet çetesi. Turgay, ben hakikaten cümleye nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Ama çok onure oldum. Gerçekten bu evlenme teklifinde onure oldum. Fakat benim kafa çok karışık ve karışık kafayla biliyorsun bir evlilik nereye kadar gidebilir ki? Neyse, ben lafı fazla uzatmayayım. O yüzden de bu yüzüğü ben sana geri... Yüzük mü? Yüzük? Yüzüğü nerede bu adamın? Ay! Yüzük! Kapı! Hayır, kapıya bakamam ben. Kapıyı nasıl bakayım? Adamın yüzüğü yok. Benim burada olduğumu biliyor ama... Ay Allah'ım ya! Merhaba. Günaydın Yasemin'ciğim. Ya kusura bakma, ben seni sabah sabah rahatsız ettim ama... Estağfurullah. Dün gece ben hiç uyuyamadım. Gözüme bir damla uyku girmedi. Turgay, sen artık onun üstüne bir bardak soğuk su içeceksin. Su, yeşil çay... Çok iyi gelir ya. Uykusuza iyi gelir diye duyarız öyle. Ya içtim de olmadı. Ya Yasemin'ciğim... Bu çok büyük bir ızdırap. Ya insan bununla yaşayamıyor. Ne düşündün? Neye karar verdin? Ha? Ne düşündün? Yani yüzük sende mi kalacak, bende mi kalacak? Dala... El mecbur bende kalacak. Ya ben dünyanın en mutlu erkeği yaptın. Seni seviyorum. Bulmam lazım şu yüzüğü. Yoksa ben dünyanın en mutsuz kadını olacağım. Allah'ım, ben ne yaptım ya? Akşam baş başa yemeğe gidelim mi? Harika bir yere götüreceğim seni. Olur. Tabii. Tamam. Nerede bu yüzük ya? Ne diyeceğim ben şimdi Turgay'a? Ay, ne diyeceksin ya? Dümdüz doğruyu söyle. Böyleyken böyle de. Yüzük kayboldu, kusura bakma. Hayatta söylemem. Yasemin, ben o gün evi süpürdükten sonra süpürgenin torbasını çöpe attım. Çöpe? Yani bu çöpe değil. Ya ben dışarı atıyordum. O sırada çöp kamyonu geldi. Ben çöp kamyonunun içine attım. Buyur. Yüzük nerede? Çöpte. Çöp nerede? Kamyonda. Kamyon nerede? Dağa kaçtı. Sen fotoğrafını çekmemiş miydin bu yüzüğün? Evet. Ver. Kuyumcuya götürelim, gösterelim, alalım onun aynısından. Neyin aynısından alıyorsun ya? O yüzük kaç paradır biliyor musun sen? Nereden bulacaksın o kadar parayı? Canım, atla deve değildir ki. Ha, gerekirse ben kredi çekeceğim artık. Ya Allah, ya sabır. Ay Elifciğim. Biz gidelim de şu kızın yüzük işini halledelim var canım. Görüşürüz sonra. Bana tamam, haber verin, ben merak ederim. Bana bak. Çok nefis bir parça. Orta kısmı yakut, çevresinde pırlantalar dizili. Kardeşim, Allah aşkına sıralayıp durmaya. Tansiyon düştü zaten. Artık yapılmıyor böylesi. Ama Nezih Beyciğim, siz bizim için bulursunuz değil mi? Bunca yıllık hukukumuz var. Sürekli gelip gidiyoruz buraya. Kudret'in az parasını almadı. Sizin için uğraşır, aynısını bulurum Zeliş Hanım. Kardeşim, bu yuvarlak hesap bana kaça gelir? 60 ila 70 arası. 100. 1000. 1000. Evet. Ay Zeliş. Ay Zeliş. Yasemin, canım. Yasemin, iyi misin? Bir bardak su getirir misiniz lütfen? 60-70 bin lira diyor. Ben arabamı satsam bunu ödeyemem ki. Hayır, ben yüzüğü adama vermeden hayır diyemem. Şey yoluna gidiyorum ben.
Bebeğim, üzme kendini. Bak Turgay'ı karşına alır oturur konuşursun. Sonuçta sen de bunu isteyerek kaybetmedin ya. Ne diyeceğim adama ben? Ha? Yüzüğü aldı, beni sepetledi diyecek. Ben ya hırsız damgası yiyeceğim ya da... ya da istemediğim bir izdivaç yapacağım. Al canım, al tatlım. Hadi iç bakayım bunu. Ben de seni yani bu şekilde bırakmak istemezdim ama benim de verilmiş bir sözüm var, bir yere gitmem lazım. Hadi toparla kendinle, seni bir taksiye bindireyim, tamam mı? İçmiyordum daha, iç. Ah be Yasemin, veda etmeme de izin vermeyecek misin yoksa? Açsana şu telefonu. Etme be abicim ya. Bir kıl kuyruk doktor yüzünden her şeyi bırakıp gidilir mi? O kıl kuyrukla evleniyor ama Yasemin. Ne yapayım, nikah şahidi mi olayım? Ya böyle acele evlilik kararı mı olurmuş ya? Acelesi ne bu adamın? Yani böyle yangından mal kaçırır gibi. Kesin bir çapan oğlu var ha. Sanma. Sen benim iyiliğim için söylüyorsun ama... bence iş öyle değil Kudret. Lise aşkıymış oğlum bunlar. Ya. Ha. Düşünsene, herif o zamanlardan beri yüzük takmayı hayal etmiştir. Yüzüğü gördü bu adam. Tabii ya. Ne yüzüğü? Hastanede yüzüğü gördü. Yasemin'e aldığım yüzüğü gördü. Ya kazadan önce ben Yasemin'e evlenme teklif edecekmişim ya. O yüzüğü gördü işte herif hastanede. O yüzden böyle acele etti. Ulan desene, herif baskın yapmaya kalkıştı ha. Ah be Yasemin ya. Turgay değil mi bu? O, o. Turgay! Efendim Sinan? Ne yapıyorsun sen? Yasemin'le evlilik kararımızı kutlamak için yemeğe çıkacağız. Onu almaya geldim. He. Evlenme teklif etmek için niye bu kadar acele ediyorsun ya? Ha? Sen daha dün hastanede Yasemin'e aldığım yüzüğü görmedin mi? Sonra hemen gidip evlenme teklif ediyorsun. Niye? Yasemin'in kafasını karıştırmak için mi? Sinan, Yasemin'in kafasını karıştıran tek şey sensin. Ben onun daha net görmesini sağladım. Ya. Hı-hı. Fırsatçısın sen. Pis bir fırsatçısın. Sinan, saçmalama. Yasemin'e daha fazla üzmene izin vermeyeceğim. Ondan uzak dur. Anladın mı beni? Yasemin'den uzak dur. Kimsin sen ya? Kimsin lan sen? Sen kimsin? Turgay! Turgay, iyi misin? Bir şey oldu mu? İyiyim Yasemin, iyiyim. Ne yapıyorsun sen? O ne yapıyorsun? O. Yeter artık, çık git hayatımdan. Altay'a ne yaptığını çok iyi biliyorum. Kendi kulağımla duydum. İnkar etme sakın. Yasemin. Ne Yasemin? Ne duyduğunu bilmiyorum ama kesinlikle yanlış yorumluyorsun. Bak durum zaten çok karışık. Senin karışık olmayan işin var mı? Bütün işlerin karışık kuruşuk. Ne demek istiyorsun sen ya? Bıktım senden. Anladın mı? Bıktım. Gel, gel. Buz falan koyalım. Gel. Yasemin, ben seni çok şık, çok güzel bir yere getirebilirdim. Öyle istiyordum ama burası arkadaşının yeri ve sıcak bir ortam. Kendini yabancı hissetme istedim. Kızmadın değil mi? Yok, hayır.
Tam tersi ben daha rahatım burada. Ya senin için mahsur yoksa ben nikah günü alabilirim. Yani sen nasıl istersen öyle olsun. Mahallemde kalacağım diyorsan tamam. Ama başka bir şehre de taşınabiliriz. Güneyde bahçeli bir ev alırız. Küçük bir hastanede de çalışabilirim. Sen nasıl istersen öyle olsun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ya çok konuştum. Yemekten sonra konuşabiliriz. Kapıya senin için bir şey bıraktım. Sinan. Pizzacıya geldiğimize göre pizza seçeceğiz herhalde. Ha, evet. Tabii canım. Ben elimi yıkayacağım. Tamam. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Bana içecek bir şeyler getirir misiniz? Tabii ki hemen. Bu yüzük hastanedeki eşyalarımın arasından çıktı. Eğer o kazayı geçirmeseydim sana verecektim. Kazadan sonra geçmişi hatırlamayarak sana yaşattıklarım için özür dilerim. Ama elimden bir şey gelmezdi. Şimdi sen bize bunları yaşatıyorsun. Hem de geçmişi hatırlıyor olmana rağmen. Ben komadan çıktıktan sonra seni bir kez daha tanıdım Yasemin. Sana bir kez daha aşık oldum. Ama artık bir önemi kalmadı. Sadece bunu sana vermek istedim. Hoşça kal. Sinan. Sinan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.